Merhaba sevgili Reklampedia takipçileri. Yeni bir sanat programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Kent Sanat Galerisi'nde ressam Ferman Aydın'ın 19. kişisel sergisi 4 Mevsim Ankara'yı ziyaret ettik. Ve kendisiyle hem sergisi hem de sanat çalışmaları üzerine güzel bir sohbet yapacağız. Hoş geldiniz Ferman Bey. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Sizi tanımayan izleyicilerimiz için sizi bir tanıyalım. 1965 Ardahan doğumluyum. Yaklaşık 25 senedir, 25-26 senedir sanatla uğraşmaktayım. Amatör, profesyonel olarak uğraştığım sulu boya, akrilik, yağlı boya ve pastel. Evet. Eserlerinizde çoğunlukla doğa tasvirlerini görüyoruz. Çalışmalarınız hakkında tarz sizinle özdeşleşmiş bir tema. Bu konuda birazcık bilgi verebilir misiniz? Genelde açık havada çalışıyorum. Birebir çalışacağım yerin karşısına oturup doğayı yaşayarak içindeyken çalışıyorum. Ana temam doğanın kendisi. Bütün objelerim doğanın vermiş olduğu güzellikler, tarihi yapılar ve güzellikleri konu alıyorum. Evet. 4 Mevsim Ankara sergimizin konsepti ve Ferman Bey'le bu arada biz normalde de çok yakın bir dostluğumuz olduğu için kendisini çok iyi bilirim. Bu arada bolca da Ankara Seymenler'de ve Botanik Bahçesi'nde de zaman geçiriyorsunuz. Evet. Peki serginize hazırlık aşamasında nelere dikkat ettiniz Ferman Bey? Ne gibi bir çalışma sürecinden geçtiniz? Şimdi çalışmaların %80'inde izleyicinin kendisini içinde yaşayabileceği, kendisinin en azından bir parçasının içinde bulacağı çalışma tekniklerini kullanmaya çalışıyorum. Özellikle Ankara 4 mevsim derken Ankara'nın çeşitli bölgelerini, işte gecekondu bölgeleri, varoşlar, doğa güzellikleri, parkları, önemli yapıtları, tarihi eserleri genelde bir belge tekniğinde daha çok geleceğe taşımak istiyorum. Amacım çalışma tekniğinin temel prensibi buydu. Peki neden Ankara? Yani Ankara'da oturuyor olmanızın, burada yaşıyor olmanızın bunda bir etkisi var mı? Yoksa hani Ankara? Yani neden? Bizim kıyılarımız denize varmasa da yüreğimiz kocaman bir deniz. Ankara'nın aslında ülke için, Türkiye için çok büyük bir anlamı ve önemi var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün burayı başkent seçerken en büyük hedefi Anadolu'yu kültüre, Anadolu'yu sanata, Anadolu'yu dostluğa, insanlığa ve sanatla birlikte büyümeye teşvik etmekti en büyük amacı. Ve bunda da çok keresinde başarılı olduğunu görüyorum yaşadığım ve çalıştığım yerlerden. Hı hı. Bu 19. kişisel evet. serginizdi. Peki daha öncesinde de farklı şehirleri konu alan sergileriniz oldu mu? Olmadıysa planlarınız arasında var mı? Daha önce sanınca büyük bir ihtimal 4. kişisel sergim pul biberdi. Kırmızı pul biber resim sergisiydi. Anadolu, özellikle Doğu Anadolu, Güney Anadolu ve İç Anadolu'dan kültürel yaşamları, yaşamın içerisindeki insan karakterlerini ve insan hayatlarını konu alarak çalışmıştım. Bundan sonraki çalışmalarım %80'i yine bölgeler, işte Karadeniz bölgesi ilk etapta bundan sonraki hedefim. Daha sonra Güneydoğu Anadolu. Bölge bölge devam edecek. Aslında şöyle de diyebilir miyiz? Bir nebze kendi bakış açılarınız, duygularınızla izleyicilere birazcık da farklı memleketleri tanıtmaya çalışıyorsunuz, sunmaya çalışıyorsunuz, evet. onlara götürmeye çalışıyorsunuz da diyebiliriz sanıyorum. Evet, evet. Peki Ferman Bey, siz aynı zamanda hem bir eğitmen hem de bunun yanı sıra bir sanat merkezi, çok önemli bir sanat merkezinin de işletmeciliğini yapıyorsunuz. Evet. Peki Ankara'daki sanat hayatını, sanat ortamını nasıl değerlendirirsiniz? Diğer şehirlere bakınca yani Ankara'nın aslında kendi iç disiplinleri, sanata dair, kültüre dair kendi iç disiplinleri vardır. Ankara müthiş bir şehir aslında. İstanbul'a oranla sanat açısından biraz geride olsak ama sanatın kültürünün, sanatın temelinin yaşandığı yer Ankara olarak düşünüyorum. Çünkü burada öyle bir kültür var ki şehrin istemese de kendi iç yapısında, kendi iç dinamiklerine kültür, edebiyat, sanat ve insan faktörü var. Herkesin kendine has bir saygı ortamı var. Sokağına çıktığın zaman
Parkına gittiğin zaman, bir lokantasına gittiğin zaman insanların hep bir sıcak gülümsemeyle birbirine bakışlarını hissediyorsun. Bu o kadar muhteşem bir duygu ki. Hani ne kadar da geri olsak, sanatta ne kadar geri kalmış olsak da Ankara'nın sanat içerisinde, edebiyat içerisinde ve tiyatro, sinema altyapısında, temelinde Ankara'nın çok büyük bir önemi var. Evet. Yani hatta son yıllarda özellikle de dördüncüsü düzenlendi bu sene. Art Ankara'nın da gelmesiyle birlikte Ankara sanat hayatında birazcık daha ön plana çıktı diyebiliriz sanıyorum ki. Burada özel galerilerin, burada bu iş için emek harcayan, çaba harcayan, para harcayan özel galerilerin de çok etkisi var. Evet. Yani kurumsallaşmak bir yerde güzel bir şey ama özel sektörün de bu işe emek vermesi, bir beklenti içerisinde olmadan bu işe emek vermesi çok büyük bir alt yatırım oldu. Evet. Ankara'da. Peki sanat hayatınızda sergiler dışında çalıştay, sempozyum gibi herhangi bir takım sanat aktivitelerine katılıyor musunuz? Genelde çalıştaylar vakit buldukça yaptığım şey. Hı hı. Toplumla, belli bir toplulukla çalışmak ve o gittiğiniz yörenin kültürünü, sanatını, yaşam anlayışını, yaşam dinamiklerini o insanlarla paylaşmak daha ayrı bir dima, daha ayrı bir mutluluk oluşturuyor çalışırken insan. Evet. Sergilerde organize eden biri olarak size bir soru daha sormak istiyorum. Son yıllarda o kadar çok karma sergiler düzenleniyor ki siz de düzenliyorsunuz. Peki bunları nasıl buluyorsunuz ve siz kendiniz yani işletmesini yaptığınız Müjdat Gezen Sanat Merkezi Aktör Stüdyo'da tercihleri ve seçimleri neye göre yapıyorsunuz? Nelere şimdi, bakıyorsunuz şimdi öncelikle? Şimdi şöyle, sanat kadar olduğu için toplum içinde sanattır aslında. Bu konuda kendini sanata adamış, özverili, geleceği olan, gerçekten sanat için emek harcayan o kadar gencimiz var ki, o kadar insanımız var ki, genç değil, genç de demeyelim de buna. Gerçekten sanat için emek harcayan, gerçekten bir sanat gözü olan, sanat yüreği olan insan o kadar çok ki bunlara bir yerde artık bir kapı açmak, bir heyecan evet. yaşatmak, o heyecan onların da tatmasını sağlamak aslında bir nevi onlara bir amma hizmeti gibi bir şey de olsa bizi mutlu ediyor. O ayrı evet. bir konu. Kendilerini gösterebilecekleri evet. bir platform evet. sunabilmek. Olması gereken şeyleri yapıyoruz aslında. Yapılması evet. gereken şeyleri yapıyoruz. Evet. Ve aynı zamanda siz bir eğitmensiniz. Evet. Özellikle de çocuklar üzerine çok yoğun evet. çalışmalar yapıyorsunuz. Peki bu işe yeni başlayanlar için ve üniversitelere girmek isteyen ya da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenimine devam eden, çünkü çok büyük bir kaygı içerisindeler. Biz buradan çıktıktan sonra nelerle karşılaşacağız? Onlara neler tavsiye edersiniz? Neler önerirsiniz? Bu kaygı yeni oluşmuş bir şey değil. Ben bunu kendi babam da yaşadım. Yani evet. Ressam olup aç öleceğine git bir öğretmen ol karnın doysun. derken insanların en büyük kaygısı yaşamın garantiye alınması. Bu bir annenin bir babanın aslında çocuğun istediğini yapmasına engel olması değildir. Toplum o kadar farklı bir toplum ki, ülke o kadar farklı bir ülke ki, herkesin bir yaşam kaygısı var. Şimdi çalışan sanatçıların hepsine saygı duyuyorum ama hepimizde bir kaygı var. Evet, çoğu insan sanat için sanat yapmıyor artık. Satabileceği eseri üretmeye çalışıyor. Oysa sanat gerçekten toplumu, insanı aydınlatan, ilerleten, geleceğe bir ışık tutabileceği, bir belge olarak aktarabileceği eserler olmalıydı. Bu çağ belki de atlayacağımız kısa sürecek bir dönem yaşıyor bir ülke olarak. Bunu düşünüyorum. Gençlerinden en büyük dileğim, en büyük isteğim hedefleri asla ve asla vazgeçilmeyecek şekilde organize etmeleri. Sanat illaki zamanı ve yeri geldiği zaman o eski terbiyesini, o eski kariyerini, eski kutsallığını illaki kazanacak. Yani evet, hiçbir toplum hep inmez. Hiçbir ülke hep aşağı gitmez. İlla ki bu aşağı inişi mi yukarı çıkışı olacaktır. Onun için en büyük isteğim, en büyük dileğim araştırarak gerçekten sanat tarihini, sanatın bilimini, sanatın ilmini yaparak sanat işlemek. Üstün körü taklitle, ne bileyim işte birilerinin etkisiyle bir şeyler yapmak değil. Sanat gerçekten sanat için yapılması gereken bir alan. Evet, yani birkaç ay kursa gidip ben sanatçıyım dememek lazım. Saygı duyarım. Herkesin çok kendine yönelik bu. Bir anlayışıdır bu. Evet. Kendine özgüvenidir. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor.
Belki sosyal bir çevre oluşturmaya çalışıyor. Orada bir sosyal topluma girmeye çalışıyor insanlar. Sanatın amacı olmamalı. Sanat evet birleştirici, bağdaştırıcı, barıştırıcı, aydınlatıcı bir alan. Ama işte sanatı kullanan, sanat içerisinde yol alan insanların, önderlerin, liderlerin örnek olması gereken tavırları göstermesi lazım önce bu toplum. Evet. Peki sizi hazır yakalamışken çok önemli bir soru daha sormak istiyorum. Çünkü bu çok uzun yıllardır sürekli tartışıla gelen bir konudur. Alaylı, akademili. Evet. Buna siz nasıl bakıyorsunuz? Sanatın mektebi olduğu kadar sanatın yeteneği de var. Yani kabiliyet, yetenek bir yaratılış özelliği. Yaratanın ona vermiş olduğu bir enerji aslında. Yani bunu bilimsel olarak desteklemek çok büyük bir meziyet. İlla ki bilimsel yanına dokunmalı insan. Evet. Hani okumasını yazmasını bilen her insan bunu araştırabilir, bunun temel eğitimini alabilir, bunun bilimsel yollarını açabilir kendine. Bu bir fakülte olabilir, bu bir akademi olabilir, bu bir lise olabilir. Ama eğitim dediğimiz gibi toplumda en büyük eksiğimiz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibiyiz. Evet, zaten sanatta da hiçbir zaman oldum diyemezsiniz. Çünkü evet, sürekli kendimizi geliştirmek ve çalışmak zorunda olduğumuz bir dal. Peki sanat hayatınızda örnek aldığınız kişi ya da kişiler oldu mu? Var mı? Çok beğendikleriniz de olabilir bu arada. Temelimde Nuriyem, Nuri Abaç, rahmetli Nuri Abaç, rahmetli hocam Nuriyem. Özellikle Türkiye'nin büyük üstadlarından Osman Hamdi. Çok etkilendiğim doğa sanatçısı, en büyük sanatçılardan birisidir bende Osman Hamdi. Doğanın gerçekten içinde yaşayarak, gerçekten içinde var olarak hayata aktarmış bütün çalışmalarını. Osmanlı ressamı Zonaro'yu inceledim bir dönem. Çok etkilendiğim dönemler oldu onun çalışmalarından da. Peki etkilerinde kalıyor musunuz işlerinizi yaparken? İster istemez renkte kalabilirsin, desende kalabilirsin, aktarmada kalabilirsin. Bu sevdiğiniz bir olayı yaşamak gibidir. Hani sevdiğim bir şeyi nasıl inkar edemezsin? Bu da öyle bir şeydir. Hani sevdiğim bir çalışmanın karşısına oturduğun zaman o sana çok büyük bir hazdır. O sana çok büyük mutluluktur. Bu ister istemez senin hayatına, senin sanatına, senin rengine, senin desenine ister istemez etki yapacak. Yansır, evet. Peki, yani bunu koleksiyonerler de aslında böyle algılıyor ve bazı sanatçılar da böyle düşünüyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz onu sormak istiyorum. Siz ağırlıklı olarak sulu boya tekniğiyle çalışıyorsunuz. Ama bu farklı teknikleri de kullanmıyorsunuz anlamına gelmiyor ama çoğunlukla öyle evet. Değil mi? Evet. Şöyle bir algı vardır. Yağlı boya, resim sanki daha değerli gibi algılanır. Ben tabii nacizane kendi fikrimle onu yapan sanatçıdır. İster sulu boyayla yapsın, ister yağlı evet. Boyayla. Önemli olan onun fırçasından çıkmasıdır. Ama maalesef ki böyle bir algı var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu alıcıyla sanatçı arasındaki bir bağdır. Bugün dünyada sulu boya üzerine İngiltere'dir. Dünyaya sulu boyayı tanıtan İngiltere'dir. En değerli sanatçıların olması gereken yer İngiltere iken aslında. Bugün Hindistan, Japonya, Çin müthiş sulu boya eserler üreten sanatçılara sahip. Ki Türkiye'de daha yeni kabul edilmeye başladı sulu boya. Hocamız Işıl Özışık, bu konuda Burhan Özer o kadar emek harcamış, o kadar çaba harcamış insanlar ki asıl olan sanattır. Kullandığın teknik ne olursa evet. Olsun, taşa yap, tahtaya yap, ziftle yap, mürekkeple yap, yapmış olduğun önemli olan eser. Evet, aynı fikirdeyim. Ad verdiğin eserse, yani yapıt, bu bir emek olabilir, bu bir ne bileyim, bu uğraş olabilir ama sanatın gerçek temelinde yatan asıl öz eser olmaz. Yaptığı evet, kesinlikle işim, katılıyorum. Eser değerine ulaşmasıdır. Evet, kesinlikle katılıyorum. Peki önümüzdeki dönemki çalışmalarınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi dediğim gelecekte gibi Anadolu, yine tekrar başlayacağım. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz.
kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla, coğrafyasıyla, deniziyle, dağıyla, karasıyla, insanıyla müthiş bir şeyimiz var, zenginliğimiz var. Evet, kültürel zenginliğimiz. Dünyanın gözü bizim ülkenin üzerindeki, bizim gözümüzün niye başka bir ülkelerde olduğunu hala çözmüş değilim. Şimdi ilk başlayacağım şey, yer Karadeniz dediğim gibi, daha sonra Doğu Anadolu ve Güney Anadolu'dan tekrar gireceğim. Yine Anadolu temam. Yakın bir zamanda evet. 20. kişisel sergi gelecek gibi gözüküyor o zaman. 200 yıl gibi bir beslenme süresi evet. lazım onun içinde. Yani dolmak kolay ama boşalmak çok zordur. Asıl olan insanın gerçeği birebir o kültürüyle, o yaşam felsefesiyle, o doğanın güzelliğiyle birebir aktarma tekniğini. İnsanlara taşıyabilme özelliği. Bunun için emek lazım. Çok güzel bir şey söylediniz. Cümlenizin içerisinde direkt onu yakaladım. Dediniz ki 2-3 yıl bir beslenme süresi, bir hazırlık süresi gerekiyor. Son dönemde böyle yani sosyal medyada da çok sıklıkla birbirimizi takip ediyoruz. Evet. Bazı sanatçılar 4-5 ay içerisinde arka arkaya kişisel sergiler gerçekleştiriyorlar. Ya da işte bir galeriden başka bir galeriye aynı sergisini taşıyor. İsmini değiştirerek aynı işlerle. Buna nasıl bakıyorsunuz? Bunu çok doğru buluyor musunuz? Ya da sizin bu konudaki düşünceleriniz kişinin, nedir? Kişinin birikimine bağlı bir şey. Şimdi kalkıp diyemezsin ki ya 8 ayda bir niye sergi yapıyorsun? Çünkü konusu farklıdır. Oturup atölyesinde çalışabileceği konu çoktur. İmgesel çalışıyordur, soyut çalışıyordur, ne bileyim figüratif çalışıyordur. Bunlar ayrı ayrı bir şey, inceleme gereken alanlar. Şimdi herkesin kendine has bir şeyi vardır. Aslında doyum süreci farklı bir olay. Ya bu bir sancıdır. Bir sancılı dönem geçirmen lazım bir şeyler çıkarabilmen evet. için. Hep aynı şeyi tekrar sunmak da bazen alıcıyla bıktırır, galericiyle evet. bıktırır, izleyiciyle bıktırır. Gün gelir sanatçının kendisini de bıktırır. Değil mi? Evet. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Söylemek istediğim çok şey var ama... Zaman yetersiz mi diyorsunuz? Bilmiyorum. Yani müthiş bir ülkedeyiz. Müthiş bir coğrafyadayız. Müthiş bir geçmişimiz, müthiş bir birikimimiz var. İş kullanmaya gelince, iş aktarmaya gelince her şey farklı mecralara dokunuyor. Farklı alanlara dokunuyor. İşte ekonomik yapılar, ekonomik evet. zorluklar, hayat içerisindeki, yaşam içerisindeki insana verilmiş olan yükümlülükler o kadar çok ki bunu yıkabileceğimiz herhalde tek şey de sanat bizim için. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Reklampedia takipçileri bir programımızın daha sonuna geldik. Konuğumuz Ferman Aydın'dı. Güzel bir söyleşi yaptık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle ve sanatla kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler.